Herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir önceki Diablo Lore videomuzda Diablo 3'ün eklenti paketine kadar yer alan hikayeyi ele aldık. O videoyu çok uzatmamak adına Reaper of Souls'da geçen hikayeyi sizlere bu video ile aktaracağız. Lafı daha fazla dolandırmadan hikayemize geçelim. Diablo 3 bittiğindeki ortamı tekrar hatırlayalım. Deckard Cain ve Lyra hayatını kaybetti. Maltheal kayıp, Yüksek Melek Meclisi bütün iblis generallerinin ruhlarının içinde bulunduğu Kara Ruh Taşı'na ne olacağına karar vermeliydi. Auriel Kara Ruh Taşı'nın cennette kalmasını istiyordu. Imperius ise cehennem ocağı olan Hellforge'a götürülüp yok edilmesini. Ethereal ise kaderin yazıtlarını görebildiği için mi yoksa bu konuda fikir belirtmek istemediği için mi bilinmez pek konuşmuyordu. Ancak Kara Ruh Taşı'nın insan eliyle yapıldığını ve Hellforge'a götürmenin bir yararının olmadığını dile getirdi. Maltheal zaten ortalıkta yoktu. Tyrael ise artık bir ölümlü olduğu için tartışmaları melek perspektifinden değil de dışarıdan biri gibi görebildiğinden Kara Ruh Taşı'nın Yüksek Melek Meclisi'ni nasıl yozlaştırdığını fark ediyordu. Ve onu dünyaya götürüp yaratıldığı yerde saklamak istiyordu. Imperius ve Auriel buna şiddetle karşı çıkıyor, ölümlü olmanın getirdiği korku ile konuya bu şekilde yaklaştığını düşünüyorlardı. Bu tutumları karşısında kanatları olmayan bir melek olduğundan hor görülmekten bıkmış bir şekilde cenneti terk etmeye karar verdi. Ancak kafasındaki plan şuydu, dünyaya kaçarken bilgelik sunağı Shaladar'ı ve Kara Ruh Taşı'nı kaçıracaktı. Shaladar'ı almayı başardı ancak Kara Ruh Taşı'nı kaçıramadan Imperius'un teğmeni olan Balzeal'e yakalandı. Melek güçleri olmadığından Tyrael'ın pek şansı yoktu. Hatta Balzeal burada Tyrael'ı bir güzel aşağılıyor. Kanatsız bir melek. Kanat çırpan fakat uçamayan bir kuş gibisin. Belki de seni bir kafese kapatmalıyız. Kara Ruh Taşı'nı almasına müsaade etmese de Tyrael elinden kaçırıyor. Tyrael, Shaladar ile birlikte dünyaya kaçmayı başarıyor. Deckard'ın yazmalarında Horadrim'in hala faaliyet gösterdiğini öğreniyor. Horadrim'i toplayacak ve Kara Ruh Taşı'nı dünyaya getirip saklayacaktı. Plan bu yöndeydi. Ancak kaçtığı andan itibaren Imperius'un emri doğrultusunda Balzeal Tyrael'ı an ve an izliyordu. Öte yandan Maltheal ise Kara Ruh Taşı'nın Yüksek Melek Meclisi'ni yozlaştırmasını, bunun sonrasında ise insanoğlunu varoluştan silmesini istiyordu. Ancak Horadrim'in taşı çalması ile planlar değişti. Balzeal birçok kez Tyrael'ı yakaladığında Imperius eski kardeşini kolladığı ve serbest bıraktığı için artık Maltheal'ı takip edecekti. Hatta birçok melek Maltheal'e katılacaktı. Kara Ruh Taşı'nı kaçırdıktan sonra Tristram'da soluklanmak ve plan yapmak için Horadrim bir sürelerine mola veriyor. Tyrael sık sık bilgelik feneri olan Shaladar'a danışıyordu. Ancak ölümlü zihnini parçalayacak derecede güçlüydü. Bu nedenle insan büyüsüyle üzerinde denemeler de gerçekleştiriyordu. Bu durum Bazel'in adamları tarafından gözetleniyor, an ve an raporlanıyordu. Rivayete göre bir hayalet ki Bazel'in işi olma ihtimali yüksek, Tyrael ve Horadrim'e musallat oldu. Bu sebeple yeni Tristram'ı terk edip Westmarch'a doğru yola çıktılar. O sırada Maltheal'in Westmarch'taki tapınak şövalyelerini yozlaştırmış olması ve bölgeye birçok Reaper yani ölüm meleği göndermiş olması Horadrim'e yapılan bu hareketin Balzeal kaynaklı olabileceğinin ihtimalini öne çıkarıyor. Çünkü bir rivayete göre Maltheal, Balzeal'e Horadrim'in Kara Ruh Taşı'nı çalmasını müsaade etmesini söylediği düşünülüyor. Böylelikle cennetten çalamayacağı Kara Ruh Taşı'nı kendisi çalabilecekti. Aslına bakarsanız planı tıkır tıkır işlemişti de. Diğer taraftan Horadrim Westmarch'a gelmişti ve Kara Ruh Taşı acilen saklanmalıydı. En uygun yer olan Yüce Kral Rakkis'in mezarıydı. Horadrim ve Tyrael hızlıca mezara iner ve hazırlanmış yapıya Kara Ruh Taşı'nı bırakacakken olanlar olur. Tyrael takım arkadaşlarını daha tebrik edemeden sözü yarıda kalır. Bugün iyi iş çıkardın Horadrim ve şimdi hepiniz kaçın. Çünkü karşılarında duran kişi artık bilgeliğin baş meleği değildi. Ruh emici güçleriyle ve tüm heybetiyle Maltheal gelmişti. Tyrael Horadrim üyelerine yardım etmek ister ancak ne çare? Tek kaçabilen kişi Lorath Narh oluyor ve Tyrael ona hemen Nephilim'i bulmasını söylüyor. Kendisi Maltheal ile yüzleşmek için kalıyor ancak artık bir ölümlüydü ve karşısındaki kişi de Yüksek Melek Meclisi'nden kardeşi değil ölümün baş meleğiydi. Böylelikle Kara Ruh Taşı Maltheal'ın eline geçiyor ve Diablo 3 Reaper of Souls eklenti paketi de başlamış oluyor. Oyuna başladığımızda ilk iş Lorath Narh ile Westmarch'a doğru yola çıkıyoruz. Yolda Tyrael ile karşılaşıyoruz.
Tyrael, Maltiel'in geride bıraktığı Sliver diye anılan kara ruh taşının bir kalıntısıyla kaçmayı başarmış ancak çok da iyi durumda görünmüyordu. Bu sırada Westmarch ağır kuşatma altında ve kalanların büyük bir kısmı da Westmarch katedraline kaçmışlardı. Ancak ölüm melekleri insanları buraya kadar takip etmişti ve kurtarılmaları gerekiyordu. Müdahalemizi yaptıktan sonra yakınlarda bir bölgeye yerleşiyoruz. Kahramanlar olarak bizler Maltiel'in peşine düşeceğiz ancak nerede olduğunu bilmiyoruz. Tyrael, Maltiel'den geriye kalan Sliver üzerinde çalışmalar yaparken biz de Westmarch'ı kurtarmaya çalışacağız. Maltiel ise saldırılarını güçlendiriyordu. Daha fazla ruh çekip güçlenmek adına bölgeye güçlü kumandanlarından biri olan Uzrael'i gönderiyor. Tyrael çalışmalarına devam ederken biz gidip Uzrael ile yüzleşiyoruz. Burada hikayeye yancı diyeceğimiz karakterlerin hikaye gelişimlerine yer vermek için bir parantez açmak istiyorum. Westmarch'taki maceralarımız sırasında Vecin topluluğuna mensup Miriam isimli bir büyücüyü ölüm meleklerinin elinden kurtarıyoruz. Yine bizlere yardımlarımızdan ötürü hizmetini sunan Miriam ekibe dahil oluyor. Göçebe çingene olan Miriam bize tabiri caizse koca karı büyüleriyle epey yardımcı oluyor. Oyun içerisinde kendini mistik olarak tanıyoruz. Diğer karakterlere gelecek olursak. Tapınak şövalyesi Cormac, tapınak düzeninin yeni katılan üyelere nasıl işkence ettiğini öğreniyor ve düzenin altında yatan acı gerçeği öğreniyor. Ancak Cormac düzen tarafından kahraman olarak karşılanıyor. Hatta tapınak düzeninin lideri Grand Maester, Cormac'a sağ kolu olmasını teklif ediyor. Ancak Cormac bunu reddediyor. Düzen içinde bunun bedeli ise ölüm. Grand Maester hemen öldürülmesini emrediyor. Ancak kahramanlar olarak biz buna engel oluyoruz. Cormac Grand Maester'ı öldürüyor ve böylelikle de yozlaşmış olan tapınak şövalyelerinden ayrılmış oluyor. Linden ise hapis tutulan kardeşinin transfer edileceği duyumunu alıyor. Ancak bunun hırsızlar loncasının bir tuzağı olduğu sonradan ortaya çıkıyor. Kardeşi çoktan ölmüştü ve bedenine bir hançer saplanmıştı. Linden hançeri alıyor ve kardeşinin ölümünün üzüntüsüyle kampa dönüyor. Demir ustası Hadrian Eamon hançerde gizlenmiş olan bir notu ortaya çıkartıyor. Linden'a ithafen notta şöyle yazıyor. Eğer intikam arıyorsan seni bekliyor olacağım. Rhea, Linden'ın kardeşi Edlin'in karısı. Irena'yı da bir başka acıklı hikaye beklemekteydi. Elçinin Eli isimli örgütten kız kardeşi olan Lyssa, elçinin kendisini seçmediğinden dolayı aşırı bir kıskançlık krizine girmiş ve örgütü bitirmek için yemin etmişti. Bu uğurda iblislerle anlaşma yapan Lyssa, kendini tamamen kaybetmiş ve iblisvari bir forma girmişti. Durdurulması gerekiyordu. Irena, hüzün dolu bir şekilde örgütten en yakın dostu, kardeş dediği Lyssa'yı öldürdü ve örgütü yeniden kurmak için ant içti. Asıl gariplik ise mücevheratçı Shen tarafındaydı. Asla tam olarak kim olduğunu, ne olduğunu anlayamayacağız. Ziyansayı tanrıları arasında bir aşk üçgeni yaşanmıştı. Dörgüst isimli bir tanrının eşi olan Lyra'ya, Zeya isimli bir başka Ziyansayı tanrısına aşık olmuştu. Sinirden deliye dönen Dörgüst, çevresinde kim varsa, karısı da dahil herkesi öldürmüştü. Zeyi bunun üzerine Dörgüst'ı Zeyn'in İntikamı isimli bir mücevhere hapsediyor. Bu eylemi Lyra'nın ruhunun bir süre daha yaşaması için yapıyor. Shen, bizden bu mücevheri bulma konusunda yardım istiyor. Tuhaf bir maceranın ardından mücevheri buluyoruz. Ancak içindeki iblis ortaya çıkmış bir şekilde Dörgüst'ın yeminli intikamcısını öldürdükten sonra Lyra'nın ruhu ile Shen garip bir konuşma yapıyordu. İntikamcının da Zeyi sandığı Shen'i, Lyra'ya da Zeyi sanıyor. Ve soruyor, Zeyi sen misin? Ancak Shen kendisini basit bir insan olarak tanıtsa da garip bir hüzün içerisindeydi. Ve sıradan bir insan ise neden Lyra'yı tekrar görmekten çok mutluydu. Ki tekrar kelimesinin altını çiziyorum. Sonrasında kampa dönüyoruz ve Shen'in hikayesi de şimdilik sona eriyor. Ancak bu olanlardan ötürü rivayete göre Shen aslında Zeyn'in ta kendisiydi. Aldatıcı doğasıyla bilinen, Ziyansayı tanrısı olduğu düşünülen Shen, belki de kendine bu acıklı hikayeden ötürü başka bir hayat istiyordu. Kim bilir? Geri gelelim hikayenin ana akışına. Unutulduğu düşünülen Edria gündeme geliyor. Diablo'ya hizmet etmek ve kara ruh taşı konusunda saplantılı olduğu bilinen Edria da Malte ile arıyor ve hatta yerini biliyor olabilirdi. Ancak bunu bizimle paylaşır mıydı acaba? Gidip Edria'yı saklandığı ininde buluyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi bize bilgiyi verme niyetinde değil. Fakat kendisini bulduğumuzda Pandemonium Fortress'ın görüntüsüne bakmaktaydı. Edria'yı öldürüyoruz. Son ana kadar Diablo'ya sadık kalıyordu.
Bu bilgiye istinaden Tyrael cennete gitmemiz gerektiğini, ancak oradan Pandemonium Fortress'a geçiş yapabileceğimizi söylüyor. Pandemonium kapılarına geldiğimizde ise Maltheil'in bizden önce davrandığını ve kapıları yok etmek için birlikler gönderdiğini görüyoruz. Her şey için çok geç olmadan Reaper'ları öldürüyoruz ve Imperius geliyor. Bu sefer öncekiler gibi mermer kafa anlayışından sıyrılmış gibi görünmekte. Maltheil'in durdurulması gerektiğini, ancak uzun yıllar omuz omuza dövüştüklerinden kardeşiyle yüzleşemeyeceğini ve bunun bizim yapmamız gerektiğini söylüyor. Ve bizi sonsuz savaşın hala devam ettiği topraklara sokuyor. Pandemonium Fortress'a nasıl girileceği konusunda da yardım ediyor. Pandemonium Fortress'a girdikten sonra iş artık tamamen bizde. Önümüze çıkan engelleri bir bir aşıyoruz ve nihayet Maltheil ile yüzleşiyoruz. Zorlu mücadele sırasında Maltheil kara ruh taşını kırıp içinde hapsolmuş olan 7 iblis generalinin ruhunu özümsese de nafile. Nephilim olarak ondan çok üstünüz. Kahramanlar olarak Maltheil'i öldürüyoruz. Belki bir gün kristal kemerden yeniden doğar, kim bilir. Ama asıl önemli olan Diablo, Baal, Mephisto gibi iblis generallerinin ruhları da serbest kaldı. Gelecekte bizi neler bekliyor tam bir muamma. Ancak Tyrael'ın asıl odaklandığı konu biz oluyoruz. Diablo 3 boyunca Primeval denilen büyük iblis generallerinin de üstünde olan bir güce karşı koyan, bunun sonrasında ise bütün iblis generallerinin ruhlarını özümsemiş olan, ölümün baş meleğini de alt eden, Nephilim ölümlü bir kalbe sahipti. Yozlaşmaya çok açıktı. Günü geldiğinde bu yozlaşmaya karşı koyabilecek miydi? Yoksa felaketimiz mi olacaktı? Şeklinde konuyu sorguluyor. Ve temelde Diablo 3 oyunu eklenti paketiyle birlikte sona eriyor. Şimdiye kadar olan ana hikaye burada sona eriyor. Ancak geçen süre zarfında oyuna iki önemli harita ekleniyor. Ruin of Sesshorn ve Temple of Firstborn. Ruins of Sesshorn'un gelişiyle Kanaya kübü Diablo 3 hayatımıza giriş yapıyor. Onunla birlikte Zoltun Kul de şehirdeki yerini alıyor. Tabi Zoltun Kul, espiritüel kişiliğini hayalet formunda getirebiliyor. Ancak hikaye tarafında ise Ruins of Sesshorn'a girme sebebimiz Abd el-Hazir'i kurtarmak. Bir bakıma Abd el-Hazir de aynı sebepten burada. Kanaye'nin kübü. Bu arada Kutulu mitosundaki Abdül el-Hazret karakterinden esinlenen Abd el-Hazir, Diablo evreninde tarihçi niteliği taşıyan bir karakterdir. Kanaye ise bir başka hikaye. Kanaye'nin kübü adını ölümsüz kral Kanaye'den alır. Hatta kübün bulunduğu yerde ölümsüz taht olarak geçer. Bu ölümsüz unvan da boşa değildir. Kanaye, barbar klanının gördüğü gelmiş geçmiş en yüce krallardan biriydi. Baal'ın yıkımı karşısında amansızca mücadele verdiler. Kanaye, barbarlar arasında kadim Nephilim Bulkatos kadar ünlüdür ve tahtında oturur vaziyette ölmüştür. Ruhu ise hala Areyat Dağı'nda dolanmaktadır. İşte bu nedenle de hem Kral Kanaye hem de taht odası ölümsüz olarak adlandırılmıştır. Bir diğer gelen harita ise Temple of Firstborn'du. Asmodan'ın teğmenlerinden kıskançlık günahını temsil eden Vidian'a ev sahipliği yapan bu harita aşırı derecede rahatsız edici kan detaylarına sahiptir. Türkçe'ye ilk doğanın tapınağı olarak çevirebiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi Melek Inarius ve İblis Lilith'in Sanctuary'de ayak bastıkları ilk yer burasıdır. İlk doğan ismi de ilk doğan Nephilim'in burada dünyaya gelmiş olmasındandır. Diablo 4'te Lilith'in geldiğini biliyoruz. Diablo 3'te son olarak bu haritanın eklenmiş olması da epey manidar kalıyor. Böylelikle arkadaşlar, önemli detaylarıyla birlikte Diablo evreninin Diablo 4 oyununa kadar olan hikayesinin sonuna geliyoruz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.